Dublin Radyosu'ndan herkese merhabalar. Evleri Irak programımızda İrlanda mühendisiyle olan söyleşimizin ikinci bölümü şimdi sizlerle. Bu kadar sıkıntıya rağmen, bu kadar göçmen zorluğuna ve çeşitli sosyolojik zorluklara rağmen nedir İrlanda'yı Türkiye'ye göre hala daha cazibedar yapan sence? Evet. Türkiye'de yani her gün yeni bir challenge'dı. Böyle challenge'lardan challenge beğeniyorum. Trafikte challenge, iş yerinde challenge, challenge'da ne diyenlere böyle hep bir zorluk, hep bir şeyleri başarmak zorundasın. En ufak bir şey başarmak için bile standart bir Avrupalı'dan 5 kat 10 kat artık yerine göre değişir çaba sarf etmen gerekiyor. Kendini göstermek için, eşit parayı kazanmak için, eşit para da hayal de. Yani bunun gibi zorluklar. O zaman düşününce dedim ki ya tamam yarını göremiyoruz. Para koyuyorsun kenara eriyor. İşte 100 bin lira mesela koyuyorsun. Bugün 10 bin dolar euro. Yarın belki olacak 3 bin euro. Evet. Bilmiyorsun yani yarını göremediğin için hayal yapıp hayal kuramıyorsun. Sanki böyle öylesine yaşıyorsun. Hani öleceğin günü bekliyormuş gibi. Hayallerin var. İçin dolu böyle. Diyorsun ki onu yapacağım. Nasıl yapacaksın ama? İşte müdür olacağım, ne olacağım, bunu olacağım. Yapamıyorsun. Arkadaş yapamıyorsun yani. Bu da psikolojik olarak sanırım insana rahat hissettirmiyor. Ya öyle. Şimdi Türkiye'de hakikaten böyle yeterli psikolog olsa, tükenmişlik düzeyi ölçülse insanların. Hakikaten %70 falan tükenmiştir herhalde ya. %30 da kaymağını yiyordur zaten. Doğru. Herhalde. Belki aynen. Yani. Peki burada insan mesela burada nasıl değişiyor? Hayal kurabiliyor musun geleceğe yönelik? Hayal kuruyorum ya. Ya bazen tabii zorluklar buraya kadar getirtiyor. Her zaman her yerde bir zorluk olabiliyor da. Ya diyorum ki tamam ben burada ne kazandığımı biliyorum. Ne kadar kenara koysam enflasyonunu biliyorum. Adamlar %10 enflasyonu herhalde bir 50 yıl için ilk defa falan görmüşlerdir burada. Doğru, orası öyle aynen. 2020 yılından sonra ilk defa %7'nin üzerine çıktı bu arada. İşte. Bir 2008 yılında bu kriz olmuştu ya dünyaya, hani Türkiye'yi teğet geçen kriz. O krizde İrlanda aynen o krizde biraz etkilenmişlerdi. Ondan sonra zaten yani ben buraya geldiğim sene %0,5'ti enflasyonları. Bayağı o yüzden şu an %7 onlara yani muazzam derecede ya, bir enflasyon gibi geliyor yani. Evet. Ya biz buraya geldik bile bazı şeyler değişti. Ben de anlayabiliyorum. İnsanlar mesela ilk geldiğimde sepet sepet doldururlardı. Şimdi biraz daha seçerek alıyorlar falan fark ediyorum. Ne diyecektim? Burayı daha tatlı, güzel kılan ilk öncesi ekonomi. İkincisi hayal kurabiliyorsun. Biraz daha eşitlik, adalet görebiliyorsun. Ya yani olacağını umut ediyorsun en azından. Biz daha hani 10 yıldır burada yaşamadığım için net de konuşamam ama bunun da olacağını hissediyorum. Ondan sonra trafik kazası falan filan böyle şeyler burada az. İnsanlar daha kurallara, trafikte tabii bu tip şeyler mesela normal hayatta ilk başta direkt akla gelmiyor ama hep mesela insanı da bir yerde hayatın gün içerisinde yoran şey mesela trafiğin olması. Demez ah trafik varmış demez hani çok şey yapmaz ama mesela Türkiye'de ben İstanbul'da yaşarken de yani beni mesela eve ulaşmak her akşam çok yoruyordu ya. Yani ben bir ara hatta yani 4 tane şey falan vasıta değiştiriyordum. Hani Marmaray işte metrobüs oradan otobüs oradan hani geçen hatta İstanbul'dan gelen bir arkadaş vardı. Şeyleri konuşuyorduk. Değişik bir böyle hatıra birbirimize hatırlatma gibi oldu. O metrobüs duraklarında hangi noktada durursan hangi köşedeki koltuğa oturduğumuzu yok diyor. Üçüncü kapıdan girersen diyor sağdaki köşeye geçebiliyorsun falan gibi. Ama bu tip pratikler kazanmıştık orada. Mesela bu tip burada ya ben 2,5 senedir otobüs bile çok az kullandım yani. Hani bisikletle hallediyorum işimi gibi yani şehir merkezinde. Yani dediğine kesinlikle katılıyorum. O ufak ufak gördüğümüz stresler birikiyor ve hayatı yaşanmaz hale getiriyor. Ya trafikte takılıyorsun, arabanı kullandığın zaman birisi önüne kırıyor, bir şey yapıyor. Artık böyle her gün oldu mu diyorsun ki lanet olsun. Çünkü aydın böyle düzgün insanlar bekliyorsun etrafında hayatını paylaşmak için, trafikte yolunu paylaşmak için, markette paylaşmak için, otobüste paylaşmak için. Ama ne görüyorsun otobüste? Adam işte elinde telefon, kadının bacağını çekmeye çalışıyor. Trafikte önüne kırmaya çalışıyor. Kornaya basıyor. Ne bileyim işte
Sana 2 dakika karşıdan karşıya geçme diye yol vermemek için hızlı gelip seni ezercesine geçmeye çalışıyor. Ya manyaklaştık ya. İşte hani bunları da gördük. Diyorum ki tamam, burası şu anda iyi. Ya, ileride nasıl olur ben de bilmiyorum. Göreceğiz. O zaman şunu sorayım. Sonbahar. Türkiye ne olursa dönersin? Vallahi euro olursa 2 lira falan. 1 dakika durmam herhalde. Ya çünkü o zaman alım gücümüz otomatik olarak artar. Ne kadar Doğru, tabii. yani ne kadar her şey satılmış olsa da bir şekilde bir kurtarılabilir durum olur en azından. İnsanların da umudu olur, daha çok çalışırlar falan. Şimdi insanların daha çok çalışmaya hevesi de yok zaten. Şey, Evet. üretmeye de hevesi yok. Çünkü artık ne yapsam boşa diyor. Yani Ki ben de öyle demiştim zamanında. akıntıya karşı yüzmek gibi. Aynen Evet. öyle. Hani bunun için ekonomi düzelse, bir de şimdi biz de immigrantız. Burada da toplum ayak uydurmuş immigrantız. Türkiye'de ayak uydurmamaya direnen, Türkiye demografisini değiştirmeye çalışan, kontrollü kontrolsüz girmiş birçok milyonlarca, belki 2 tane buradaki ufak ülke büyüklüğünde, 2 İrlanda büyüklüğünde, Doğru. yani şeyinde, kişi sayısında insan var şu an Türkiye'de. Ben İrlanda basınında bir şey okumuştum bununla alakalı. Türkiye'de 8 insandan biri mülteci diyorlardı. Şu Hani. anda. Tamam, psikolojileri bozuk. Savaştan kaçtılar. Bunu da anlıyorum. O anlamda da yadırgamıyorum. Çünkü normal olmalarını beklemek, biz de savaş geçirsek hani Farklı korrupt olurum. bir toplum haline gelirsin yani. Şey olursun. Bozulmuş bir toplum haline gelirsin. Çünkü ölüm korkusu, geleceğini bilememek falan filan seni vahşileştirir. O zaman ama senin de kontrollü eğiterek, psikologlar eşliğinde danışmanlık vererek ülkeye alman lazım. Sen ne yapıyorsun? İşte açtın kapıyı, gel arkadaş. Tamam gel de. Bir kontrol et de. Diyoruz. Nasıl Doğru ben burada diyorsun. gelsem şimdi, atıyorum konvoy yapsam sokaklarda. Yani Düşünsene. izin verilmez herhalde, aynen. Ne kadar çelişki olur değil mi? Yani İnsana tabii. dert olurum burada. Ya bir de benim burada gördüğüm, mesela sana ek olarak şunu söyleyebilirim. Yani buradaki mesela devlet, hadi her ne kadar sokakta mesela polisle falan görülmese bile, bir yapı, bir sistem kendini hissettiriyor ve biz sokağa çıkınca, buraya gelen göçmen veya okula gidince veya iş yerine girince kendini bir kurala uymak zorunda hissediyor. Ya Evet. mesela markette işte bir kurala uymak zorunda hissediyor. Yani bakıyorsun çevreye, aa evet burada böyle davranılır. Sana Kıtasını, ana memleketinden objeleri, vibe'ları buraya getirmiyor. Yani burada evet. bir Ayak kurallar ucu diyorsun. silsilesi ayak uydurmaya çalışıyor. Tabii. Yani onu hissettiriyor benim. Yani ben mesela Türkiye'deki bulunduğum zaman göçmenlerle ilgili haberler de yapıyordum. Ya benim gördüğüm oydu. Yani bu insanlar Türkiye'ye geldiği zaman, ya burada bir şey ayak uydurmak zorundayız gibi bir his de O duymuyor. yüzden Diyor bir ki biz de o zaman kendi bildiğimiz gibi tabii. yaşayalım. Yani Tabii o biraz kesinlikle aynı. öyle. Bunu niye sormadın? Aa Evet. evet, aa evet, evet, Ben de aa. sordum. Bak aynen. İyi hatırlattın. Evet, onu soracağım. Burada nasıl sence? Mesela ev nasıl idare ediliyor? Ortalama iki kişinin çalıştığı bir Evet. şekilde, yani bunun az çok Türkiye ile de kıyasını yaparsın. Küçük Tamam, çok kalemler güzel. halinde mutfak, kira, Tabii. faturalar. Şimdi Dublin'de mesela 1500'den aşağı şu anda ev yoktur tahmin ediyorum. 1+1 kutu gibi evlerden bahsediyorum ki Evet, yok. Bahçeliler 2000, 2500 falan gider. 1500'ü kiraya versen asgari ücretten cebine kalır 200 euro. Evet. Onun da faturasını ödersin tek başına eşin nanay. Yapamazsın. Ha şöyle yaparsın, evini paylaşırsın herkes gibi. Burada aşırı biliyorsun yani herkes ev Evet. paylaşıyor o Çok zaman. yaygın. Evet, senin elektrik faturan bilmem neyin falan 200-250 oraya gider. Bütün maaşın kenara 100 euro kalacak kadar evi paylaşarak geçindirirsin evini. Paylaşacağın kişiyle beraber. Ne kastediyorum? İşte 750, 1500 kiraydı, 750'yi kiraya verirsin. Kendi yiyeceğine bir 200 euro harcarsın. Dışarıda bir 100 euro yersin. Atıyorum 300 euro yaptın. Yüzünü de çok gezen bir insan, sanki 50 diyelim. 50 de oraya gezmeye harcarsın. Telefon faturanı ödersin. İşte ne bileyim, bara mara gidersin, bir içki içersin falan. Kendine bir 100-200 bile koyarsın yani asgari ücretinle. Sonra da Türkiye'ye gidersin onunla. Buradaki durumu iyi olmayanların bile yaptığı güzel süper tatili yaparsın. Aynen. Değil Yani mi? asgari ücrette çalışan insan bile yurt dışına çıkıp, yani İrlanda dışına çıkıp çok rahat Aynen bir öyle. haftalık, aynen, tatil Böyle yapabiliyor bir mesela hafta. markete her nasıl ekonomi yapılır'a geleyim. Evet. Mesela charity shoplar burada hem sevaba gireceğin, çünkü oradan toplanan paralar adamlar şeye götürüyor, işte sağırların yardım kuruluşu var, deaf people, işte ne bileyim evsizlere yardım var, başka yaşlılara yardım var,
öksüz çocuklara yardım var. Bunun gibi ben Evet. mesela işte böyle haftada 2-3 defa gitmeye çalışıyorum. Çünkü etiketi üzerinde hiç kullanılmamış ürünleri çok uygun fiyatlara aldım ve çok hoşuma gitti. Böyle 2 euro, 3 euro atıyorum işte Massimo Dutti'nin tişörtünü bulabilirsin 5 euroya ve hiç 5 euro. kullanılmamış etiketli. Niye buradaki işte zengin birisi ya da çocuğu buradaymış gitmiş başka ülkeye almış mesela taşınmış. Evdeki eşyaları boşaltacak. Ne yapıyor? Hayrıma geçsin diye oraya bedavaya veriyor ki Aynen. yani onlar da yardım etsin oradan toplanan paralarla diye. Sen de Türkiye'de 1000 liraya alabileceğin bir şeyi burada 5 euroya alabiliyorsun. Sonra işte mutfak eşyalarını alabilirsin oradan. 2 euroya, 3 euroya, 1 euroya bazen. Sonra Lidl, canımız Lidl. Lidl. Lidl diye diye. Geçen bir takipçim ne zaman dedi Lidl'ı görsem aklıma sen geliyorsun. Şaka gibi. Doğru ama yani benim markette bu Reduce the Clear ürünleri hazırlarken aklıma sen geliyorsun. Her gün böyle yarı fiyatına Değil şeyi mi? koyarken. Evet ya ama süper indirimli oluyor. Mesela işte Evet. köfte mesela şey aldık. Böyle burger kıyması aldık. Yapılmış burger şeklinde. 28'inde aldık. Ayın 30'unda son kullanım tarihi. Yani 2 gün daha var kullanımın bitmesine. 1 euroya düşmüş. Normal fiyatı Evet. 3,5 falan. Yani Türkiye'ye göre gene pahalı değil. Ama hani buraya göre ekonomi yapacaksan 2 gün daha var son kullanma tarihine. Ve zaten buzdolabının içinde bekliyor. Alırsın yani. Evet. Daha hani Mesela bunları takip patates ve edin. soğanı bu şekilde almak özellikle çok Çok şey ye. mantıklı ya. Aynen. Çünkü Çünkü patates onlar ya. zaten Değil mi? gitmiyorlar. Evet mesela şey var bir de işte ıspanak alacaksın. Bizim hep şey derim mesela biz pazara da giderdik eşimle Türkiye'deyken. Pazarda üzerine tarih mi yazıyor? Geçen haftadan Yapmıyor. kalanların üstüne yenisini ekleyip koyar. Sen seçiyorsun güzelini yani. Aynen. Ya biz böyle bir milletten geldik. Hani biz böyle şey diye standartize olmuş işte her şeyin üzerine etiketi var diye yaşamadık. Ha. Dersen ki işte ben giderim Tesco'dan sürekli alışveriş yaparım. Her şeyi zamanında alırım falan. Aylık masrafı, mutfak masrafı kişi başı 300'ü geçer. 300 lirayı rahat geçer. 300 lirayı şu anki enflasyon ortamında Evet. aynen 300 lirayı geçer. Peki bunun haricinde mesela Elektrik normal. biraz elektrik sanki biraz pahalı burada. Ucuz yani. Evet. 100 Aynen. euro falan gidiyor Aynen yani 100 elektrik. euro O da falan. biraz şey kullanıyoruz yani böyle kısıtlı kullanıyorum. Ben de enerjiciyim zaten. İşim de o. İşte ne bileyim saat 10'dan sonra bir şeyler yapılacaksa yapıyoruz. İşte hatta 11 buradaki tarife. Türkiye'deki 10, buradaki 11. Saat 11'den sonra mesela bulaşık mı yıkayacaksın? İşte ne bileyim elektrikli neyin var? O zaman çalıştırman lazım ki. Çünkü gece tarifesi 9 sent falan, gündüz tarifesi 20 sent. Hep böyle yaparsan ayda o 50 euro kenara koyarsın yani. Bir şey şarj edeceğim atıyorum. Gece tak mesela. Tabii dikkat et. Kontak olmasın. Yakma evini falan da. Su bedava. Evet, İnsanlar su. isyan etmiş zamanında burada sokaklar. Allah razı olsun o yürüyen bacaklarından, isyan eden ellerinden. O şekilde bedavaya kullanıyoruz. Hani devlet gene Türkiye'de olsa elektriğe falan yedirirdi bu su bedavasını. 3 sene içinde zamları %1, %2, %5 arttıracağız. Onu oradan yedireceğiz olurdu herhalde diye tahmin ediyorum. Biz öyle bir şey olsaydı. Ayaklanma bastırılsın diye. Burada da bence öyle bir şey olmamış. Gayet su ve elektrik. Bakıyorum çünkü fatura bakıyorum internetten. İşim de olduğu için. Gayet tüketime oranla normal. Peki Yani arabanız var sanırım. Araba benzin fiyatları. Ben ya burada güzel iki ay soru. önce ilk Gitti. defa kırsalda benzin fiyatı litresi 2 euroya çıkmıştı. Yaklaşık 60'ların olan bir amcayla röportaj yapmışlardı. Ya. Aynen ben hayatımda ilk defa böyle yüksek benzin Aynen. fiyatı gördüm falan Aynen. demişti. 2 Ya bize euro. sor ya. Adam Türkiye'de 2 lira olmuşsa da benzin. Ha tamam bunu direkt 2 liraya çevirmek yanlış. Bunu da şimdi ben kullanmayayım bu şekilde. Tabii. Çünkü alım gücü O önemli. Sana zaman inanamıyorum. mesela sen alım gücüne, kendi alım gücüne göre değerlendirirsen nasıl buluyorsun? Tabii. Mesela Türkiye'dekini az çok hatırlıyorsundur. Türkiye'de şu anda petrol falan alınmaz. Zaten aynen. Yürüsünler, bisiklet kullansınlar. Hakikaten alınmaz yani. Hani böyle bu lira kaç lira benzin şimdi Türkiye'de ya? Yani Yani en olmaz son yani. aynen Gidemez o para. 25 ile 30 arası bir şeydi. Değil mi? 29-27 Gidilmez aynen. abi bu para bir yere. Ha buraya bakıyorsun 2 euro mesela. Bizim depo 60 litre falan alıyor. İşte minik bir mikro aldık. Haftalık 10 euro falan gidiyor. Ya Ekmeği şehir işte içi bunlar kullanım verirsen. diyelim. Asgari ücretlisi de part-time çalışanı da arabasına benzin rahatlıkla koyar. Yani benzin koymak lüks değil işte. Bize lüks diye öğretilmiş o kavramlar aslında Evet. çok normal şeyler. Aynen İşte burada onu maalesef. yaşıyorsun işte. Burada lüks değil. İnşallah Türkiye'de de bu lüks olmaz. Yani benzin koymak nasıl lüks olabilir değil mi? Araba almakta da şey var. Araba fiyatları uygundu biz buraya geldiğimiz zaman. Tasını yapmak dert. Niye? 3.000, 2.500 euro sigorta mı olur arkadaş ya? Arabadan pahalı sanki. 7.000, 7.500'e zaten. Değil mi? Neredeyse aynen. Arabadan Yani pahalı ve araba fiyatına şaka sigorta. gibi ya. 2.500 euro şey var, Bu da sigorta bir vereceğiz. yıllık sanırım. Bir yıllık. Onu zaten duyunca ben böyle Allah dedim ya battık yani. 2.500 euro çok kötü ya. Aşırı kötü. Yani en kötü şey Aynen. bence buradaki araba sigortası. Yani böyle bir şey olamaz. Arabanın neyini Porsche mi sigortalıyorsun? Benim arabam zaten mikro abi. Hani Aynen. arabaya bir bak. Ederine bir bak değil mi?
Tabii Araba aynen. pert olsa Allah korusun kaç lira ödeyeceğim bana zaten. Ona bir bak yani. Yani 1.000 euroya bile belki 2.000 euroya çok güzel arabalar bulursun temiz. Türkiye'de Evet. mesela harika diyebileceğin Ya ikinci el hayat arabalar. yani. Yani 2.000 euroya burada bulursun ama onun 2.000 euro işte 2.500 euro, 2.000 euro Aynen. tekrar vergisini Evet. ödeyeceksin. En azından şehir içlerinde bisikletle ve elektrikli bisikletle işlerini çok rahat. Yani yağmurun çok yağmadığı sürece veya çok şey yapmadığı Aynen. sürece halledilebiliyor. Onun da Kesinlikle. tek kötü yanı işte bisikletin çalınma riski. Evet ya çalamayan da tekerini falan çalıyor. Benim burada asgari ücretten kastım şu. Hı. Genelde insanlar o parayı kazanıyorlar ya. Hani Türkiye'de de Evet. mesela %70'i asgari ücret kazanıyor. %80 artık bilmiyorum kaçı. %, çok yüksek bir rakamı. Genelde 40, ülkelerde bu 40'tan şekildedir ya fazla. hani. Hı. %5'i çok yüksek kazanır işte en top paraları Hı. kazanır. %10'u orta direktör. Eskiden Türkiye daha iyi durumdaydı da yani şimdi berbat. Burada da mesela adam mesela direktör kaç tane direktör var mesela bir firmada? Aynen. Daha az Geriye doğru. kalan 100 tane işçi var, bir tane direktör var mesela. Yani direktörün aldığı para nadir olduğu için ben asgari ücrete yer Doğru, rakamını söylüyorum. asgari ücret Mesela. ortalama gelir seviyesindeki Evet. insanların aynen. Yani asgari ücret bir baz onun üstüde zaten şeyler. Sen bir soru Şey sordun eklemek galiba. istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğimiz şey şu. Türkiye'de şey duyuyordum mesela işte hepimiz görüyoruz intihar etti, umutsuzluğa kapıldı, şöyle oldu, Evet. böyle oldu. Ben herkese Avrupa'da yaşamak atla deve değil, çok zor bir şey değil. Hadi buraya gelenlerden de şeyler diyorum ama gelmesinler gibi hareketler de duyuyorum. Hani Evet, özellikle son yeni gelenlerde çok fazla var o şekilde. kimse kimseyi istemiyor. Sanki hani nasiplerinden olacaklar. Hani burada para kazanamayacak iki tane daha fazla Türk gelse gibi kafada. Yani Almancılarda çok sanki vardı bir liste var zamanında. böyle. Yok 101. Türk gelirse Ha. hiçbirinize para vermiyoruz Evet gibi. yani. Gibi. Ha. Ben de onun tam tersini söyleyeceğim. Burayı da kesmesin arkadaş. Tamam. Onu da lütfen diyorum. İnsanların çünkü o umutsuzluk anında neler düşünebileceğini hepimiz biliyoruz. Belki evde ekmeği yok, belki bir şey yok. Tabii. Yani meslek edinmeye çalışsın, meslek kursuna gitsin. Hani en uygun yolundan bir şekilde o kitaplara erişsin. Bir şeyleri kazanmaya çalışsın ve Hı. hayali nerede yaşamaksa, ne yapmaksa onun için uğraşsın. Kimse de bilemez. Çünkü o kimsenin onun iyiliğine mi konuşuyor, kötülüğüne mi konuşuyor olduğunu asla bilemeyecek. O insanın kafasının içine giremez çünkü. Doğru. Onun için kendi ne istiyorsa Avrupa'da yaşamak atla deve değil az evvel dediğim gibi. Yani kimler kimler geliyor? Kimler kimler yapıyor? Her çeşitli yoldan bunu tabii ki uluslararası kaçakçılık bazında konuşmuyorum asla. Onu Yasal asla. yollar dahilinde bir sürü çeşit yol var. Evet. Bir Kesinlikle. sürü çeşitli. Beden eğitimi öğretmen olan da gelebiliyor. İngilizce öğretmen olan da gelebiliyor. Bir Türkiye'de bir firmaya giriyor. Yabancı firmayla çalışan firmaya oradan gönderilebiliyor. Bir dolu Yani şey var. Sadece çok uğraşmak gerekiyor. doğru. Onun için insanlar negatif olan şeyleri umursamayıp ben bunu istiyorum, ben bunu yapacağım desin, yürüsün gelsin. Hı. İstediği yere gitsin ya. İstiyorsa Afrika'ya gitsin. Nereye gidiyorsa gitsin. Ama istediği şey yapsın. Hayat kısa. Kimsenin de ne bileyim o kötü amaçlarıyla konuştuğu şeylere aldanmasın yani. Kulak kasmasınlar, doğru aynen. Aynen Hedef öyle. doğrultusunda kulak Aynen kasmasınlar. ilerlesinler. Çünkü Ben onu tavsiye maalesef bizim toplumumuzda biraz da o var yani. ederim. Tabii. İstiyor Yani. kimse gelmesin. Kimse yapmasın. Hep ben yapayım. Böyle bir şey olur mu ya? Olmaması lazım işte. Olmaması lazım. Evet, bu da Türkiye'den yurt dışında yaşamayı düşünen dinleyicilerimize bir ufak tavsiye olsun. Aynen İşin motivasyon. erbabından hani işin erbabından diyelim. Yurt dışında Estağfurullah. yıllarını harcamış bir arkadaşımızdan bir ufak tavsiye olsun. Merve çok teşekkür ederim. Ben Aynen teşekkür çok ederim. güzel bir sohbetti. Ben söyleşimizin burada sonuna geldik. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.